Merhaba arkadaşlar, ben veteriner hekim Özer Alkıray. Bu videomda sizlere göçün tarım ve hayvancılık üzerindeki etkilerinden bahsedeceğim. Ve insanlar neden doğduğu toprağı terk eder, neden yaşadığı topraktan başka bir coğrafyaya, başka bir alana göç etme isteğinde bulunur. Biraz bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle göç nedir? Ve göçü etkileyen faktörler nelerdir? Biraz onlardan bahsedeyim. Göç, insanların bir yerden başka bir yere yerleşme amacıyla hareket etmesidir arkadaşlar. Göçün iki tane nedeni vardır. Birisi itici faktörler, bir diğeri ise çekici faktörler arkadaşlar. İtici faktörler içerisinde İnsanların yaşamış olduğu alanlardaki siyasi belirsizlikler, güvenlik endişesi, ekonomik yetersizlik, aşırı nüfus ve buna benzer insan yaşamını riske atan ve zorlaştıran faktörlerden bahsedebiliriz. Bir diğeri ise çekici faktörler. Çekici faktörlerde ise insanlar göç etme isteğinde bulunmuş olduğu alanlarda işte yakınının yaşıyor olması, oraya gittiğinde kendi yeteneğine ve kendi becerisine göre iş bulma olasılığının olması ve imkanlarının fazla olmasından dolayı da oraya göç etme isteğinde bulunması, ki buna da çekici faktör diyoruz arkadaşlar. Nihayetinde göç ekonomik olabildiği gibi aynı zamanda bir işte güvenlik arayışıdır. Yani ekonomik güvenlik arayışıdır ve sosyal güvenlik arayışıdır arkadaşlar. Temelinde de göçün ekonomik faktörler ağır basmakta. Ülkemizde de insan hareketi iç göç ve dış göç olarak kendini göstermekte. İç göçte kırsal nüfusun kentlere doğru hareket etmesi, dış göçte ise ülkemiz insanının başka ülkelere, başka coğrafyalara ekonomik arayışlarla birlikte, sosyal bir takım arayışlarla birlikte göç etmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Türkiye'de göç 1950'lerde, 1960'lı yıllarda hız kazanmıştır. 60'larda özellikle Avrupa'ya doğru bir dış göç dalgası başlamıştır ki gurbetçi diye nitelendirilen insanlardır. Bunlar bizim işte neslimizin dedeleri veya işte babalarımız Avrupa'ya göç etmiştir 1960'larla birlikte. 1980'lerden sonra ise kırsaldan kente doğru nüfus hareketlerinin arttığını görüyoruz. Kırsaldan kente nüfus hareketinde de yine ekonomik sebepler başlıcadır. Bir diğer sebep de işte insanların gelecek endişeleri. Çocuklarını çok daha iyi koşullarda, çok daha iyi ortamlarda yetiştirme ve büyütme isteklerinden kaynaklı göç yaşanmıştır. Göçle birlikte terk edilen alanda bir takım değişimler de söz konusu olmuştur arkadaşlar. İşte terk edilen alandaki nüfusun demografik yapısının değişiyor olması, gençlerin terk etmiş olmasından dolayı oradaki nüfusun yaşlı nüfusa doğru dönüşmesi, nüfustaki azalma eğiliminin artıyor olması, üretim kaybının yaşanması ve üretimden kaçınma gibi durumların ortaya çıkmasına neden olmakta. Göç eden nüfus ülkemizde genelde tarımsal üretimde ve oradaki ürettikleriyle yaşamını sürdüren insanlardı. Yani 80'den sonra başlayan, 1980'den sonra başlayan ve günümüze kadar daha hala peyderpey de olsa devam eden göç, tarımsal alanda çalışan, tarımsal alanda üretim yapan insanların tarımdan kaçınması, üretim alanı olarak tarımdan kaçınması olarak karşımıza çıkmakta. Bunu babam şöyle nitelendiriyordu bizim için. Doğduğu topraklarda doyamayan insanların orayı terk etmesidir oğlum göç. Orada ürettiğinin karşılığını alamamasından dolayı
orayı terk etmesi. Evet, çok doğru bir terim olarak karşımıza çıkıyor. İnsanlar tarımdan beklenti olarak karşılığını göremezse ürettiklerinin, bir daha o işi yapmakta ısrar etmiyor arkadaşlar. Ve dolayısıyla kentte işte daha düşük ücretle, daha zor koşullarda yaşama tercihinde bulunuyor. Çünkü tarım yapmak insan iş gücünün ve insan emeğinin en yoğun kullanılmış olduğu bir alandır. Ve oradaki zahmetin karşılığını alamamak insanların kente göçünü de tetikliyor arkadaşlar. Göçün tarım üzerindeki etkileri nelerdir? Göç nüfusun yaşlanmasına neden olur dedim. Yani kimler göç eder arkadaşlar? Ya 50'sinde 60'ındaki insanlar kolay kolay doğdukları toprakları ya da tarım yapmış olduğu alanları terk etmiyor. Genelde genç nüfus göçme isteğinde, başka bir coğrafyaya, başka bir ile, başka bir kasabaya gitme isteğinde bulunuyor ki bu da geride kalan insanların üretim yapamaz yaş grubu diye tabir ettiğimiz 50 yaş ve üzeri yaş grubunda insanlar olmasına neden oluyor. Ya bununla birlikte çeşitli üretim kayıpları, toprak kayıpları, artık işlenmeyen arazilerin, tarım topraklarının tarım dışına çıkması gibi durumları ortaya çıkartıyor. Yine hayvancılıkta bakıcı problemleri, çoban problemleri gibi problemlerle karşılaşıyoruz. Eskiden insanlar işte çocuklarının bir kısmını, ki kalabalık ailelerdi, siz de tabir edersin, tahmin edebilirsiniz. Bir kısmını işte koyununu otlatırdı, bir kısmıyla büyükbaş hayvanlarının bakımını yaptırırdı. İşte ailenin bir ferdi de toprakla haşır neşir olurdu ve aile işletmeleri bu şekilde devamlılığını sağlardı. Fakat artık çocuk sayısının azalması, ailelerdeki ihtiyaçların farklılaşması, genç nüfusun o alanı terk ediyor olması bugün işte bakıcı dediğimiz veya çoban dediğimiz insanların tarımda ve hayvancılıkta bulunması da zorlaşmaya başladı ki çiftçiler çoban arayışını artık kendi köyünden, kendi coğrafyasından değil, farklı ülkelerden gelen insanlar üzerinden temin etmeye çalışıyor veya karşılamaya çalışıyor. Yine göçle birlikte karşımıza çıkan bir diğer durum da teknolojinin tarımla birlikte kullanılması günümüzde artık olağan bir hale geldi. Yani tarıma dayalı teknoloji, tarımda kullanılan teknolojik alet ve ekipmanlar her geçen gün gelişiyor arkadaşlar. Fakat bunu kullanabilecek insanlar gençler değil. Tarımdan hayatını kazanmaya çalışan insanlar, yaşlı nüfus. Dolayısıyla teknolojiye hakim olmadıkları için tarıma dayalı teknoloji bizim çiftçilerimize çok fazla ulaşmıyor arkadaşlar. Ya da ulaşsa da işte binde bir, yüzde bir çiftçimiz tarım teknolojisinden faydalanıyor. Veyahut işte kentlerde yaşayıp işte kırsalda yatırım yapma amacıyla işletme kuran büyük sermaye grupları tarıma dayalı teknolojiyi kullanıyor. Aile ölçeğinde işletme diye tabir ettiğimiz küçük işletmeler tarıma dayalı teknolojiden pek fazla faydalanmıyor. Haliyle bu da o insanların rekabet edebilirliğini azaltıyor. Üretiminde düşüşlere neden oluyor. Ve daha az üreten, daha az toprak işleyen insanlar olarak hayatlarına devam ediyorlar. İşte üretim kayıpları göçle birlikte böyle karşımıza çıkmakta. Ki bunu ben kendi ailemden de biliyorum. Yani işte babam vaktiyle 200-250 dönüm işte kiralama da yaparak işlemiş olduğu arazilerde tarım yapardı. İşte tarla ekerdi veya işte çayır dediğimiz kaba yem karşılamak amacıyla çayır kiralardı. Oradan ürettikleriyle de hayvanların ihtiyacını, bizim geçimimizi, eğitimimizi vesairemizi karşılardı. İşte bu sene mesela babamla ya işte ne kadar arazi işleyeceksin, ne yapmayı planlıyorsun, işte kaç dönüm yer ekeceksin falan diye sorduğumda işte kendi arazisinin 1/3 oranında bir alanı ekebileceğini söylüyor.
İşte bu da takribi işte 50 dönüm 60 dönüm bir tarımsal üretim anlamına geliyor ki oldukça yetersiz arkadaşlar. Kalan arazilerimizin tarımın dışına yavaş yavaş çıktığını görebiliyorum ben, gözlemleyebiliyorum. Bu sadece benim ailemde ortaya çıkan bir durum değil. Pek çok ailede, pek çok çiftçi ailesinde bu durum böyle arkadaşlar. Tarım binlerce yıldır süre gelen bir üretim, ekonomik bir üretim biçimidir. Tarımdaki bu ekonomik üretim biçiminin kendi içerisinde üretmiş olduğu bir takım işte kültürel, sosyal yaşam biçimine dönüşme durumu da söz konusu. Yani işte toprağı, doğayı, insanı ve hayvanı bir arada tutan, bunların birlikte yaşamasını sağlayan üretim biçimine, yaşam biçimine tarım diyoruz biz. Veya işte çiftçilik diyoruz, köylülük diyoruz arkadaşlar. Ve bu geleneksel yöntemlerle bir sonraki nesle aktarılıyordu. Yani bir nevi usta-çırak ilişkisiyle tarımın bilgisi sonraki nesillere aktara aktara günümüze kadar geldi. Ama günümüzde yani işte son 40 yılda şöyle bir handikapımız ortaya çıktı. Hem bu geleneksel bilgiyi hem de modern çağın gerektirdiği o teknolojinin bilgisini biz tarımda uygulayamaz hale geldik. Bunun da temel sebebi yaşamış olduğumuz göç arkadaşlar. Dolayısıyla gençlerin kırsalı terk etmesi bizim kültürel zinciri dediğimiz tarımdaki bu sosyal ve kültürel bilgi zincirinin yavaş yavaş kopmasına sebep oluyor. Ki son nesil bizim babalarımız. Artık onlar yaşlandıkça tarımı ve toprağı işleyemez, yapamaz hale geldikçe geleneksel bilginin de yavaş yavaş kaybolmaya başlayacağını görebiliyoruz arkadaşlar. Bu çok memnun olabileceğimiz bir durum değil. Kısacası benim yaşımdaki insanlar şunu gördü diyebiliriz. Yani tarımdaki ekonomik ilişkiler, üretim ilişkileri, üretim aletleri çocukluğumuzun hayali olarak yaşadık ve gördük diyebileceğimiz bir takım şeylerden bahsedebilirim. İşte değirmen yok oldu, eski üretim ilişkileri kayboldu, eskiden insanlar yük ve taşımacılık, yük için taşımacılık yapmış olduğu bir takım hayvanları bugün artık beslemiyor. Dolayısıyla onlara hizmet eden nalbantlar yok oldu. Yük hayvanlarımız yok oldu. İşte artık at bulmakta zorlanıyoruz. Köylerde atlar kalmadı arkadaşlar. Veyahut işte değirmenler kapandı. Artık un öğütmek için insanlar değirmene buğdayını götürmüyor. Buğdayını direkt toptancıya ya da şeye satıyor. Habitatçıya geliyor, onlara satıyor arkadaşlar. Bu üretim araçlarının kaybolması, üretim ilişkilerinin kaybolmaya yüz tutması tarımın geleceği açısından bizleri endişelendiriyor arkadaşlar. Ben burada kendimce işte bir takım şeyler çıkarttım. Yani ne yaparsak biz bu geriye gidişi durdurabiliriz. Hangi önlemleri alırsak tarımda bir sonraki nesiller bu işi yapma hevesinde olur ve hayatını, geleceğini ekonomik olarak buradan karşılayabilir diye bir takım sonuçlar çıkarttım ve tavsiyelerim olacak. Eğer biz yarın tarımda daha fazla dışa bağlı olmak istemiyorsak ve ürettiğimiz birçok üründe artık ithalatçı konuma geldik ve bundan kurtulmamız gerekiyor diyor isek, toplum olarak uygulamamız gerektiğini düşündüğüm bir takım tavsiyelerim olacak. Tarım ve hayvancılık da arkadaşlar, hani dediğim gibi bu aslında bir bilgi aktarımıdır. Tarım kültürel ve sosyal bir iştir. Nesiller boyunca bir sonraki nesile aktarıla aktarıla gelen bu bilginin günümüzde artık okullarda okutuluyor olması lazım. Ve bunun bilimsel olarak yeniden üretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani tarım derslerinin orta öğretimde çocuklarımıza verilmesi gerekiyor. Doğayı seven, toprağı seven, hayvanı seven çocuklarımızın
kırsalda bu işi yapabilir seviyede bilgi sahibi olmalarını sağlamamız gerekiyor ki gıdamızı ve toprağımızı yeniden üretebilelim. Gıdamızı da dışa bağımlı hale gelmeyelim. Bunu bilimsel olarak okullarımızda öğretmek zorundayız diye düşünüyorum. Tıpkı hani günümüzde şey yapıyoruz, bütün işte anne babalar, benim de iki tane çocuğum var. Çocuklarına şunun tavsiyesini veriyordur işte, gelecekte bir mesleğin olsun oğlum, robotik öğren, yazılımı öğren, teknolojiyi öğren, iyi kullan işte. Bunun üzerinden insanlar çok paralar kazanıyor, işsiz kalmıyor falan diye tavsiyelerde bulunuyoruz. Biz evet teknolojiyi öğreteceğiz çocuklarımıza ama tarımı da öğreteceğiz ki yarın çocuklarımız tarımla birlikte teknolojiyi kullanan çiftçiler haline dönüşebilir ve oradan hayatını sürdürebilir. Yani herkesin tabiri caizse zengin olması pek mümkün değil artık ama huzurlu yaşaması mümkün arkadaşlar. Burada topraktan kopmayan çocuklara ve nesillere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Tersine göçü sağlayabilirsek tarımda bir çözüm üretebiliriz. Ki tersine göçten kastım şu, işte dost sohbetlerinde ya işte köye gitsem işte bir bahçe yaparım, orada 3 tane tavuk beslerim, 2 tane fide ekerim, domates yetiştiririm ve yaşar giderim şeklinde değil. Tamamıyla işte bu alanda kendini eğitmiş, işte işin bilgisine sahip, işte ziraat mühendisleri, veteriner hekimler, veteriner sağlık teknisyenleri, ziraat teknisyenleri gibi bilimsel eğitimini almış olan insanların kırsalda üretime kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bilgisiz bir mühendisin, bilgisiz bir yatırımcının gidip de işte ben çiftlik yapacağım, hayvancılık yapacağım, tarım yapacağım, bağ bahçe kuracağım hayalleriyle gidip hayal kırıklıklarıyla alandan ve tarımsal üretimden kopmasındansa çok küçük alanlarda ve işini severek yapabilen, işin teknik bilgisine de sahip olan insanların teşvik ediliyor olması tersine göçün sağlanmasına katkıda bulunabilir arkadaşlar. Bu da naçizane bir diğer tavsiyem olacak benim. Yine tarım dışına çıkan arazilerin tarıma yeniden kazandırılması. Yani burada kastettiğim şey şu, işte ailemden örnek verdim. Ya biz eskiden 200-300 dönüm arazi işte dediğim gibi kiralamayla birlikte işlerken bugün 50 dönüme kadar düşüyor olmamız kalan arazilerimizin artık tarım yapılamaz niteliğe büründüğü anlamına gelir. Ve bunun yeniden tarıma kazandırılması zamana ve ekonomik olarak bir takım maliyetlere sebep oluyor. Yani işte bir hozanın ya da işte çimlenmiş bir toprağın tarım toprağına dönüştürülmesi için minimum 2 yıl boyunca çiftçinin oraya emek vermesi gerekiyor. Toprağı yeniden işlemesi lazım, sürmesi lazım, gübrelemesi lazım. İşte traktörüyle mazot yakması lazım vesaire vesaire ve yoğun bir emek sarf etmesi lazım ki bu ekonomik olarak yeniden kazanımda bir maliyettir. Bu toprakların ama üretime açılması lazım. Bunun da devlet olarak yeniden teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Böylelikle bizim tarımda kaybetmiş olduğumuz ürün miktarını tekrardan üreterek ülkemizdeki insanların ihtiyacı olan gıda üretiminde katkıda bulunmuş olabiliriz diye düşünüyorum. Göçün temel sebeplerini saymıştım, sıralamıştım arkadaşlar. İşte ekonomik sebepler var, işte siyasi belirsizlikler var demiştim. Bir diğer nedenlerin de artık hani bu konuda tavsiyede bulunacağım için sosyal nedenler olarak görebiliriz arkadaşlar. İnsanlar küçük yerlerden sosyal bir takım sebeplerden dolayı da göç edebiliyor. İşte eğlence bunlardan bir tanesi. Efendime söyleyeyim, altyapı eksiklikleri bunlardan bir tanesi. İşte eğitim gibi, internet gibi, elektrik gibi, su gibi, doğalgaz gibi, ısınma, barınma gibi. Temelde işte insan kentte ne buluyorsa aynısını kırsalda da isteyebiliyor. Köylerde yaşayan gençler çünkü kentteki yaşama özeniyor.
Biz eğer bu altyapı çalışmalarını yaparsak ve sosyal olarak oradaki insanları tatmin edici bir takım altyapı çalışmaları yaparsak gençlerin en azından kırsalda yaşaması için nedenlerinin olmasını da sağlarız. Ki eğitim bunlardan birisi arkadaşlar. İnsanlar çocuklarını eğitmek için şehri tercih ediyorsa demek ki kırsalda yeterli eğitim verilmiyor bu insanlara. O yüzden tarımdan ve toprağından göç etmek zorunda kalıyor. Bir diğer tavsiyem de bu bölgelerdeki altyapı çalışmalarını iyileştirmek olmalı. En önemlisi ise ekonomik nedenler demiştim. İnsanlar ürettiğinin karşılığını alabilmeli. Yani ben buğday ekiyorum. Benim buğdayımın tonu 1600 lira. Ama ithal gelen buğday işte 1800 liraya, 2000 liraya yabancı çiftçilerden ithalat yoluyla ülkeme geliyor. Şimdi bunu gören çiftçi veya işte benim ineğim var, ben sütü işte 2500 liraya, 2600 liraya mal ediyorum. Ama mandıra benden 2300 liraya almak istiyor diyen hayvancı bir daha yapma isteğinde olmuyor. İneğini kestiriyor, borcun ağacını kapatıyor ve diyor ki ben kırsalda yaşamak istemiyorum. Artık tarım ve hayvancılık yapmak istemiyorum. Biz eğer bu gidişi kesmek istiyorsak insanların ürettiklerinin karşılığını almalarını sağlamamız gerekiyor. Hem üretim maliyetlerini düşürmeliyiz hem de o insanların emeklerinin karşılığını almalarını sağlamalıyız arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyorum. Dilerim videomu sonuna kadar izlersiniz ve kanalıma abone olursunuz. Bir sonraki videomda yine tarım ve hayvancılıkla ilgili paylaşımlarım olacak. Abone olarak beni takip ederseniz çok memnun olurum.